Şimdi scrolls pay kullanımına bir göz atalım. Scrolls pay scroll aşağıya inerken mesela bu da bir scrolls pay şu an sağ taraftaki. Gördüğünüz gibi aşağıya inerken mesela tabın üzerine geldiğimizde şu tab oluyor bakın. Jusich'in üzerine geldiğimizde Jusich oluyor falan. Bu scrolls pay oluyor. Burada da gördüğünüz gibi MDO'da şu an yukarıya çektiğimde FADT'ye geliyor. Şimdi ben bir tane scrolls pay örneği buldum. Bunu nasıl çalıştığını göstereceğim size. Bu dosyayı siz de eğitim sayfasından indirebilirsiniz. Nasıl çalıştığını göstereceğim şimdi bunun. Kaynak kodlarını açtım. Burada bazı CSS kodları var. Öncelikle burada kullanımına geldim. Bakın burada ilk önce body içine alıyoruz bunları, body içine. Bunu body içine aldım ve body'de diyoruz ki data space scroll bakın data space scroll bunu dedikten sonra data target diyoruz. Bir hedef belirliyoruz ve bu hedef şunun ul'lerin yani üzerindeki div oluyor. Bakın burada ul'ler var. Bunun üzerindeki div win id'si my scroll space. Burada da target olarak diyoruz ki my scroll space ID sınıf olsaydı buranın nokta olacaktı. Bu şekilde scrollspay hedefini belirledikten sonra burada ul'nin içinde class olarak nav navbar tabs diyoruz. Bakın burada nav nav tabs nav nav tabs bunlar ekstralar. Bir de burada data-spy diye bir özellik var. data spye Bakın şurada göstereyim. Burada affix cst data space kullanımını anlatıyor. Bu ne işe yarıyor derseniz bu şu işe yarıyor. Bakın, bu normalde yukarıdan 200 piksel aşağıda bakın aşağıya doğru indiriyorum. Hala konumu değişiyor gördüğünüz gibi. Position'ı fixed değil. Yani o aynı yerde kalmıyor. Bakın değişiyor. Fakat burada biz diyoruz ki offset top 125. Yani bu şu anlama geliyor. Yukarıdan 125 piksel aşağıya indiğimiz takdirde bunu fixed yapıyor. Yani bakın şu anda konumu değişmiyor. Bakın asla değişmiyor konumu. Şu ule'nin. Ama yukarıdayken aşağıda. Yani daha iyi anlamanız için bunu sıfır yaparsak ve yenilersek bunun konumu bakın fixed. Hep fixed. Hep solda fix bir şekilde duruyor. Her zaman fixed. Ama bunu 100 yaparsak mesela yenilediğimizde 100 piksel aşağıya geldikten sonra fixit oluyor bakın. Ama nasıl bir sorun var? Bakın şu şunun üzerine geliyor. O yüzden kötü bir görüntü oluyor. O yüzden 200 piksel yaparsak bunu bakın. En iyi sonucu 200 pikselde alıyoruz. Tam aşağıya geldiğinde fixit oluyor ve burada kalıyor. Bu bu işe yarıyor data space kullanımı bu şekilde. Bu nerede kullanabiliriz başka mesela ne işe yarar bu derseniz mesela diyelim ki Videmi navbarı siyah olan bir de beyaz olan var. Buna şöyle bir özellik verebiliriz. Şu siyah olan nava. Deriz ki data space burası kaç piksel diyelim? 20 piksel. Data space 20 piksel deriz. O 20 piksel sonra Videmi şu siyah olan yer fixed olsun deriz yukarıda. Şöyle yaparız. Bakın aşağı indiğimiz zaman bu böyle değişir. Tam bu şöyle olduğu anda bu siyah bar fixed olarak kalır ve ne kadar aşağı inersek bakın şu an kayboluyor. Kaybolmaz o zaman. Bunu sağlayabiliriz fixed özelliğiyle. Bu ne işimize yarar derseniz işte buna var. Kullanıcıların her zaman gözünün önünde olur ve kaybolmaz. İnsanlar başka bir yere gideceği zaman yukarıya çıkmak zorunda kalmaz. Direkt yukarıda zaten bu hep her zaman fixed olacağı için daha farklı yerlere gidebilirler. Yani bu işe yarıyor ve burada bunu kullandık. Bunu da geçelim şimdi. Yaptığımız şeylerden biri. Önemli olan Burada Hashtag olarak verdiğimiz ID. Bakın ID. Önemli. Çünkü bu ID ile Buradaki ID'yi Bakın Section 1 ikisinin arasındaki bağı bu, bu şekilde kuruyor. O yüzden bu çok önemli. Eğer bu Section 1 ise mesela bunu Vide mi yapalım? Videmi mi yapayım? Vide mi 1 olsun? Şöyle. Bu vide mi 2 olsun? Bu vide mi 3 olsun? Ve vide 5? Şimdi yeniledim. Bakın. Hiçbir şey olmuyor sol tarafta. Neden? Çünkü arasındaki connection yani aralarındaki bağ koptu. Bu connection'ı sağlayabilmek için burada videmi 2 diyorsak orada da videmi 2 dememiz gerekiyor. Zaten bu row kullanımını biliyorsunuz. 3 pik 3 tane sola yani şuradaki 3 tane solu bu kaplıyor. Şuna var sol taraftaki. Sağ tarafta da 9 kolonluk bir yer kaplıyor gördüğünüz gibi. Buraya videmi 1 dersem, buraya da videmi 2 dersem videmi 3 4 ve videmi 5 Şimdi yenilediğimde arasındaki connection'ı bağlantıyı tekrar sağlamış oldum ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalışıyor. Scrollspy kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bu Bootstrap Scrollspy örneğini eğitim sayfasından indirebilirsiniz arkadaşlar.